Merhaba arkadaşlar. Bu çözünürlük dengesinde 8. videomuz ve burada çözünürlüğü etkileyen, çözünürlük dengesini etkileyen etmenlerden bahsediyor olacağız ve sıcaklık etkisinden bahsediyor olacağız. Neler öğreneceksiniz? Çözünürlük dengesini etkileyen etmenler neler? Bunlara bir bakacağız. Sonrasında bu video özelinde biz sıcaklığın çözünürlük dengesinin etkisinin ne olduğunu inceleyeceğiz. Dengeden de hatırladığınızı ümit ediyorum. Şimdi dengeyi etkileyen etmenlerin içerisinde sıcaklık, basınç hacim değişimi ve e, derişim etkisi vardı. Ama biz burada katıların çözünürlüğünden bahsettiğimiz için basıncın katıların çözünürlüğüne etkisi yok. O yüzden iki tane etmenden bahsedeceğiz. Bunlardan birisi sıcaklık olacak, diğeri de ortak iyon etkisi olacak. Bu ve bundan sonraki videolarda da nasıl etkilediğini ve nasıl işlemler yaptığımıza bunlara bakıyor olacağız. Sıcaklık etkisiyle başlayalım arkadaşlar. Öncelikle Katıların suda çözünmesi hem endotermik hem de egzotermik olabilir. Yani ısı alan ya da ısı veren çözünme olabilir. Bunu bilmelisiniz. Örneğin burada X ve Y katılarının çözünürlüğünün, sudaki çözünürlük tabii ki bu, biz sulu çözeltilerde dengeden bahsediyoruz. Sudaki çözünürlüklerinin sıcaklıkta değişimine, bu grafiğe bakacak olursak, şimdi X'in sıcaklık arttığında çözünürlüğü artıyor. İşte bu tür çözünmeye endotermik çözünme deriz. Yani x endotermik ısı alarak çözünen bir katıdır. Ve denklemini yazarken de x katısı artı ısı x suda şeklinde gösteririz. Tabi iyonlaşıyor mu moleküller halinde mi bilmiyorum şu an umurumda da değil. Y'ye baktığımızda sıcaklığı arttırdığımız zaman çözünürlüğü azalıyor. Bu tür katıların suda egzotermik çözünen katılar olduğunu söylüyoruz. Ve bunların denklemleri yazılırken ısı açığa çıktığı için y katısı suda çözündü ve ısı açığa çıktı şeklinde belirtiyoruz. Yani katıların suda çözülmesi hem endotermik hem egzotermik olabilir. Eğer sıcaklık arttığında çözünürlüğü artıyorsa endotermik, sıcaklık arttığında çözünürlüğü azalıyorsa egzotermiktir. Şimdi sıcaklığın e, suda az çözülen katıların dengesini nasıl etkilediğine bakacağız ama denge konusu içerisinde Le Chatelier prensibi vardı. Ve diyordu ki dengedeki bir sisteme dışarıdan bir etki yapılırsa sistem bu etkiyi azaltacak yönde hareket etmek ister. Ona çalışır. İlk haline getirse de getirmese de. Şimdi bakalım. X'e katısının suda çözülme denklemi verilmiş ve delta h büyüktür sıfır diyor. Yani tepkimenin entalpisi sıfırdan büyük. Bu sıfırdan büyük olduğunda bu değişimler endotermikti. Aslında bu delta H'ın sıfırdan büyük olması bu katının suda çözülmesinin endotermik olduğunu gösterir. Demek ki ısı tepkimenin girenler tarafında katı endotermik çözünüyor. Hatta şöyle de yapabiliriz. Endotermik çözünmede çözünürlük sıcaklık grafiğini şöyle çiziyorduk. Şimdi arkadaşlar çözünürlük ve sıcaklık yazamadım üşendim. Sıcaklık şurası ya da çözünürlük de şurası. Bunu da çöz diyeyim sadece bari. Şimdi diyor ki bu katıyla hazırlanan katısıyla dengede sulu bir çözeltimiz var. Yani denge sistemimiz olduğuna göre iyonların olduğu ve dipte de katının olduğu bir çözeltimiz var. Ve bu sistemin sıcaklığını arttırıyoruz. Arkadaşlar yaptığımız etki sıcaklığı arttırmak. Bunu nasıl arttırabilirim? Isı vererek. Isı verdim. E sistem ne yapacak? Sıcaklığı azaltmaya çalışacak. Bu durumda ısıyı e, kullanması gerekir. Isıyı harcayacağı tarafta ürünler tarafı yani iyonlaşma tarafıdır. Bu durumda denge iyonlaşma lehine bozuldu lehine bozuldu. E ne oldu? Katıdan iyona doğru gitmeye çalışıyor. E bu taraf bizim çözünme tarafımızdı. Demek ki yaptığım bu işlem katının sudaki çözünürlüğünü arttırdı. Ya dengeden bakabilirsiniz ya da katının suda çözünmesi endotermik. Sıcaklık arttıkça çözünürlüğü artıyor. E biz sıcaklığını arttırdığımıza göre çözünürlüğünü de arttırmış olduk. Dengeyi iyonlaşma lehine bozarak Bakalım şu nicelikler nasıl değişiyor. Isı verdim. Sıcaklığı arttırdım. Sistem bu ısıyı harcayarak ilk haline getirmeye çalışıyor. O yüzden denge ürünler tarafına bozuldu. İyonlaşma lehine bozulduğu için katının çözünürlüğü arttı arkadaşlar. Katının bir kısmı daha iyonlaştı çünkü. İyonlaşmaya başladığı için çözeltide bulunan x artı ve y eksi iyonları derişimi de artıyor. Çözünürlük çarpımını bu katı için yazacak olursam doymuş çözeltide bulunan x ve y iyonları derişiminden buluyordum. Şimdi arkadaşlar sıcaklığı arttırdığımda çözünürlüğü arttığına göre ne yapacak? Dipteki katının bir kısmını daha çözecek. O zaman doygun çözeltide iyon derişimleri daha fazla olacak. E iyon derişimleri arttıkça bunların çarpımı olan çözünürlük çarpımı artacak. Yani yaptığımız bu etkide çözünürlük çarpımının değeri de artıyor. Endotermik değişimde sıcaklığı arttırdığımızda denge iyonlaşma lehine bozuldu. O yüzden katının çözünürlüğü arttı, iyon derişimleri arttı, iyon derişimleri çarpımı ile bulduğumuz çözünürlük çarpımının değeri de arttı. Ee, i̇yonların derişiminin zamanla değişim grafiğini çizecek olursam tabi bunlar aslında birebir oranında olduğu için aslında başlangıç yerleri aynı olacak ama ben değişimi daha kolay görelim diye farklı farklı yazdım. Şu x artı iyonları derişiminin şu da y eksi iyonlarının derişiminin değişimini gösterse sıcaklığı arttırdığımda iyonların derişimi şu şekilde artar diye gösteriyoruz. Peki. Şimdi burada AB katısının suda çözülme denklemi verilmiş ve entalpi değeri verilmiş. Şaşırtıcı olmayacak. Bu sefer de delta h sıfırdan küçük olduğuna göre bu bir egzotermik çözünmedir. Yani ısı veren çözünme. O zaman bu denklemde ısı tepkimenin ürünler tarafında yer alacak. Yani AB katımız bizim suda egzotermik olarak çözünen bir katı. Egzotermik değişimde grafiğini de şöyle gene biraz uyduruk oldu ön tarafta da ama olsun. Yine çözünürlük diyeyim. Sıcaklık arttığında çözünürlük azalıyordu. Şöyle gösterelim. Şimdi diyor ki AB katısıyla hazırlanan katısıyla dengede sulu çözeltimiz var. Yani yine elimizde iyonları içeren ve dipte AB katısını da içeren dengedeki bir sulu çözeltimiz var ve bu sefer yine sıcaklığı yükseltiyoruz. Peki, sıcaklığı nasıl yükselteceğim arkadaşlar? Sisteme ısı vereceğim. Isı verdim. Isıyı arttırdım. E sistem şimdi sıcaklığı azaltmaya çalışacak. Bakınız, ileri yön ısı verilen taraftır. Bu sıcaklığı daha da çok arttırır. Ama geri yön ısının harcandığı taraftır. O zaman sıcaklığı azaltabilmesi için dengenin ısının kullanıldığı tarafa yani girenler lehine daha hızlı çalışması lazım. Yani denge girenler lehine bozulmuş oldu. Bu taraf nedir? İyonların katı halde dibe çöktüğü taraftır. Yani çökme lehine dengemiz bozuldu sıcaklığı arttırdığımızda denge çökme lehine bozulduğuna göre bu katının çözünürlüğü azalmış demektir. Ya da grafikten bakacak olursak, bakınız sıcaklık belli bir sıcaklıkta çözünürlüğü şuydu, sıcaklığı arttırdığınızda çözünürlük değeri azaldı. Yani egzotermik çözünmede sıcaklığı arttırdığımızda dengeyi çökme lehine bozdu, bozduğumuza göre AB katısının sudaki çözünürlüğü azaldı arkadaşlar iyonlar dibe çöküyor. Şimdi iyonlar çöktüğüne göre iyonların derişimleri azalacak. Doymuş çözeltide bulunan iyon derişimleri azalacak. E biz bunun Kçç değerini doymuş çözeltideki iyon derişimlerinin çarpımından hesaplıyorduk. İyonlar dibe çöktüğüne göre iyon derişimleri azaldığına göre bunun Kçç değeri yani çözünürlük çarpımının değeri de azalacak diyoruz. İyonların derişiminin zamanla değişim grafiğini çizecek olursak yine ben şuna A iyonları şuna B eksi iyonları diyeyim. Çökme olduğuna göre iyon derişimleri azaldığına göre şu şekilde azaldığını gösteriyor olacağız. Şimdi bu iki örnekten aslında bizim için en önemli şey şu. KÇÇ'nin sıcaklıkla nasıl değiştiği ki bu dengede de vardı zaten. Öncelikle KÇÇ yalnız sıcaklıkla değişiyor. Bütün denge sabitlerinde olduğu gibi. Bunun dışında su eklediniz, başka bir çözelti eklediniz, ne yaparsanız yapın sıcaklığınız sabitse KÇÇ değeri değişmeyecek. Yalnız sıcaklıkla değişir dedik. Peki. Şimdi katının çözünmesi endotermikse, ısı alansa, sıcaklığı arttırdığımızda denge çözünme lehine bozulduğu için sıcaklık arttığında iyon derişimleri artıyor ve buna bağlı olarak Kc değeri artıyor. Ha şöyle yapsaydık. Sıcaklığı düşürmüş olsaydık, bu sefer de denge sıcaklığı arttırabilmek için girenler tarafına bozulacaktı. O zaman sıcaklığı düşürdüğümüzde iyonlar dibe çökeceği için Kçç değeri azalacaktı. Şunu bilmeniz burada önemli. Çözünme endotermikse sıcaklık arttığında Kçç değeri artar ya da sıcaklık azaldığında Kçç değeri azalır. Sıcaklık ve Kçç doğru orantılıdır. Eğer katının suda çözünmesi egzotermikse Şimdi ekzotermik çözünmede ısı açığa çıkıyordu. Sıcaklığı arttırdığımızda sistem sıcaklığı azaltmak için dengenin daha doğrusu çökelme lehine bozulduğunu söylemiştik. Yani sıcaklığı arttırdığımızda iyonlar dibe çöktü. Dolayısıyla bu iyonların derişimleri çarpımı olan Kçç azalmış oldu. Ya da sıcaklığı düşürseydik bu sefer sistem sıcaklığı yükseltmek için ısı veren tarafa çalışacaktı. Yani iyonlaşma lehine çalışacaktı. Sıcaklığı düşürdüğümde iyonlaşma lehine çalıştığı için iyon derişimleri artacak ve Kçç değeri artacaktı. O zaman eğer çözünmemiz ekzotermikse arkadaşlar sıcaklık arttığında Kçç değeri azaldığı için sıcaklık ve Kçç ters orantılı oldu. Eğer bir değişimde toparlayacak olursam. Sıcaklık arttığı zaman denge sabitinin değeri artıyorsa değişim endotermiktir. Sıcaklık arttığında denge sabitinin değeri azalıyorsa değişim egzotermiktir Her türlü denge tepkimesi için geçerlidir bu. İllaki çözünürlük dengesi olması gerekmiyor. Bu videoda sıcaklığın dengeye, denge sistemine, çözünürlük dengesine etkisinden bahsettik. Bundan sonraki videoda da Bununla ilgili uygulamalar yapacağız arkadaşlar.